İngiliz sömürgesi süresince Rumların devam eden Enosis Özlemi, 1960'ta toplumlar arası görüşmeler sonucunda kurulan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ile bir süreliğine terk edilmiştir. İki toplumun anavatanlarının garantörlüğünde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rumların Yunanistan'a bağlanma ideallerinden vazgeçmemeleri nedeniyle uzun ömürlü olamamıştır. Rumların 1963 yılında Kıbrıslı Türklerin anayasada belirlenmiş birçok hakkını kısıtlamaya ve gasp etmeye yönelik tutumlarından dolayı adada tekrar şiddet ve gerilim hakim olmaya başlamıştır. Kısa bir süre sonra Rumlar birçok Türk bölgesinde şiddet eylemlerine başlamışlardır. Kıbrıslı Türkler 200'den fazla köyü terk edip güvenli bölgelere göçmen gitmişlerdir. Bu gelişmeler Kıbrıslı Türklerin savunmaya geçmesine neden olmuştur. Adada bu gelişmeler yaşanırken yurt dışındaki Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'de eğitimini sürdüren yüksek öğrenim gençliği örgütlenip adaya çıkma ve mücadeleye katılma arzusuyla yanıp tutuşmaktadırlar. Yurtsever Erenköy halkı ve İngiltere'den gelen, tahsillerini yarıda bırakarak gelen öğrenciler kaynaştılar, birleştiler ve tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazdılar. İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşan Kıbrıs Türk Yüksek Eğitim Gençliği 21 Aralık 1963 yılında Rumların saldırısına uğrayan Kıbrıs'taki kardeşlerinin yanında yer alıp mücadele etmek için, dikkatinizi çekiyorum, hiçbir baskı olmadan, hiçbir çağrı olmadan İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşan Yüksek Kıbrıs Türk Eğitim Gençliği bir araya geliyor ve Kıbrıslı kardeşlerinin yanında savaşmak arzusunu dile getiriyor. Tabii ki bu doğrultuda verdiği karar ilk etapta Türkiye'deki yetkililer tarafından pek olumlu karşılanmamıştır. Ama Kıbrıs Türk Yüksek Eğitim Gençliği adaya çıkışta kararlıdır. Bu nedenle olumlu bir yanıt alıncaya kadar herhangi bir vurdulu kırdılı olay olmaksızın direnişe geçiyor. Eyleme geçiyor desek daha doğru oluyor. Sürekli miting, sürekli yürüyüş yapıyorduk. En azından İstanbul öğrencileri olarak kızlar ve erkekler hep beraber. Okulları falan bıraktık. İlgimiz kalmadıydı o dönemde. Okullarla ilgimiz kalmadı. Gidemiyorduk yani. Sayın İsmet İnönü'nün bize tavsiyesi, siz Kıbrıslıların, Kıbrıs Türk'ünün yüksek tahsil gençliğisiniz, umudusunuz, istikbalisiniz. Onun için öğrenimize, nize devam edip mezun olacaksınız ve ileride Kıbrıs Türk'üne büyük hizmetlerde bulunacaksınız. Savaşacak asker gerekirse Türkiye'de asker milyonla var. Onları göndeririz. Onlar savaşır. Sizin gitmenize gerek yok dedi.
biz yürüyüşlere ve eylemlere İstanbul'da devam ederken arkadaşlarla bir yerde toplanıp, bir salonda toplanıp şöyle bir karara vardık. Arkadaşlar, bilir ki doğup büyüdüğümüz topraklarda, yani adamımızda, Kıbrıs'ımızda anamız, babamız Rumlara karşı bir mücadele vermekteydiler. Bugün Kıbrıs'ımız cehennem gibi bir gün yaşar. Biz burada elimiz kolumuz bağlı mı duralım? Anamız babamız orada bizim için direnir kadar biz burada öylece oturalım mı? Ne yapalım? Söyleyin arkadaşlar. Bir fikri olan, düşüncecisi olan söylesin. Allah'a çıkmamız lazım. Ve orada toplanabildiğimiz arkadaşlar toplandık ve bu işin üstesinden nasıl gelebiliriz, neler yapabiliriz düşünceleri ortaya atılmaya başlandı. Ve aklımıza birçok şeyler geldi. Kıbrıs'a gelip ailemiz yanında savaşmak, ailemizin yanında olmak ilk akla gelen şeylerden birisiydi. Bunun için bir takım alternatif düşünceler doğdu ortaya. Ne yapıldı? Bu düşünceler neticesinde bir Antalya macerası yaşadık biz. Antalya'ya gittik. Antalya'ya gidiş nedenimiz de orada belki hükümeti biraz uyarır, belki kamuoyu oluşturur ve bizi anlayabilecek, sesimizi duyabilecek bir kamuoyu oluşturabiliriz diye düşündük ve silah satan bir dükkandan içeriye girdik, camları kırdık ve birkaç tane av tüfeği, şarj mermiler alarak limanda bulunan bir balıkçı teknesini de ele geçirerek Kıbrıs'a gideceğiz diye etrafı tehdit etmeye başladık. Tabii biz de biliyorduk bunun olmayacağını ama yani bir tek balıkçı teknesiyle ve iki tane av tüfeğiyle gidip Kıbrıs'ta savaşa giremeyeceğimizi biliyorduk ama amaç dediğim gibi kamuoyu oluşturmak, hükümeti birazcık uyarmak, uyandırmaktı amacımız ve bunu da bir dereceye kadar başardık. Çünkü ertesi gün bütün basın, bütün şey bizden bahsetmeye başladı. Bu olayı anlatmaya başladı. Tabii bu olay tatlıya bağlandı. Oradaki Antalya valisiyle işte bizim yöneticilerimiz arasında yapılan bir anlaşma neticesinde tatlıya bağlandı ve geri İstanbul'a döndük. Sonuçta bu eylemler ses getirdi ve adaya çıkma yönünde bir karar üretildi. Ankara'nın yakınlarında Zirkaya Köyü olarak bilinen yerde öğrencilerimizi gruplar halinde alarak 3-4 günlük bir eğitimden geçirdikten sonra reolarla yani büyük askeri araçlarla Anamur'a götürüldük. ...27'sinde Anamur'daydık. 27'sinin gecesi bizi bir askeri gemiye bindirdiler. Akşam üzeri Anamur'dan hareket ettik. Ve hemen sandallar geldi. Bizi karaya çıkardılar. Karaya çıkarlarken hatta şöyle bir anım var. Gerçekten bir güzel bir yaz gecesiydi. Böyle mehtap da vardı. Ben de dedim ya böyle bir güzellikle harp edilir mi diye bir de espri yaptım. Arkadaşlarım hepsi güldüler. İndik. İndiğimiz yerin neresi olduğunu bilmiyorduk. Bizi götürdüler bir cami avlusuna. Bıraktılar. Cami avlusunda yerde yattık. Sabah oldu. Uyandık. Etrafımızdaki herkes Rumca konuşuyordu. Yahu dedik burası Kıbrıs'ın neresi? Dediler ki işte burası buraya Koçina. Dediler Rumca Koçina dedikleri. Koçina dediler. Türkçe ismi de Erenköy diye bir Türk köyü. Ancak yıllarca Rum egemenliğinde Rum hakimiyeti altında kalan bir bölgeydi. İnsanlar Türk olduğu halde Rumca konuşuyorlardı. Hemen ertesi gün sabahtan bizi mangalara ayırdılar ve çeşitli cephelere gönderdiler.
Erenköy 2,5 kilometrelik bir kıyı hattı. Etrafta 5 Türk köyünün kontrolünde olan yüksek tepeler ve dediğim gibi 2,5 kilometrelik bir sınır hattı. Buraya her türlü çıkarma, silah sevkiyatı, her türlü irtibat, Türkiye ile olan her türlü irtibat burada hiçbir Rum'un müdahale etme veya görme imkanı tanımadan hiçbir Rum'a yapılabilirdi. Nitekim ta bereketçiler zamanından beri silah tevziyatı buraya yapılmıştır ve bu nedenle yapılmıştır. Kıbrıs'ta böyle, başka böyle bir stratejik konumda olan yer yok. Erenköy var, Mansura var, Bozdağı var, Alevkaya var, Selçuklu var. Bu köylerden olan mücahit kardeşlerimiz de vardı. Onlarla birlikte Rum direnişi, Rum saldırısını güçlü bir şekilde direnerek durdurma başarısını göstermiştik. Tabii ki belki daha uzun süre devam edebilmiş olsaydı ne kadar dayanabilirdik o kadar az sayıyla onu bilemem ama barış gücü sonradan devreye girmek suretiyle bir ateşkes sağlanmıştı. Burada esas ortada olan şu gerçektir. Türkiye'de eğitimde olan gençlerin çok ezici çoğunluğu, hemen hemen %100'ü canını tehlikeye atarak, her türlü riske göze alarak bu harekete katıldı. Bu ne kadar dikkat çeken bir husustur. Bu süreç içerisinde birçok olaylar yaşadık. Kısa çatışmalar oluyordu. Bozdağ çok stratejik olarak önemli bir yerdi. Çünkü hemen yanında bir Mavsil Rum köyü vardı. Karşımızda yüksek tepelerde yoğun askerlerin olduğu Rum evzileri vardı. 6-7 Ağustos çatışmalarından önce yapılan bazı hareketler olmuştu. Ve bizi üzen de bir Süleyman Ulu Çamgil olayı yaşadık. Mansura'ya giden arkadaşlardan ikisi, Mansura, Bozdağ, Mosfili, Rum köyü karşılığında bir paket buldular. Paketi alıp koğuşa getirdiler. Bu paketi yolda bulduk ama açmaya korktuk. Evet deyiz. Bu bir tuzağı alabilirim de nasıl alıyor? Amma korka çıktınız ha. Ben şimdi bunu iki dakikada imha ederim. Deli olma Resul, havaya mı uçuradan güzel ya? Süleyman, sakın açma ha. Sana hayatlıdır. Yapma be Süleyman. Nereden bilsiniz ama? Hayır Süleyman. Süleyman 51 yaşlıdır. Tatlıdır. Süleyman Ulu Çamgil, hukuk öğrencisi, şair, isyankar, kendi düşünceleri, kendi doğrularının yolunda giden bir insan açtı. Açtı ve patladı. Yani korkunç bir patlama oldu. Naci'nin ilk anda duydum. Açma be Süleyman dedim sana. Dediğini hatırlıyorum. Açma be Süleyman. Ben yani doğruldum ve zaten daha bomba patlamaya yakınken getirin bir de ben bakayım diye uzanıyordum. Bu şekilde. Barış gücü kampında helikoptere bindirilirken Lefkoşa'ya hastaneye getirilmek üzere film çektiklerini gördüm, fotoğraf çektiklerini gördüm. Barış Gücü askerlerini ve yüzümü kapadım. Düşündüm, niçin kapıyorum dedim. Belki biraz süreleceği. Kimliğimiz belli olmasın, tanımasın birisi diye yüzümü kapamıştım. Yani o kadar da rahattık yani. Tamamen tecrübesiz, hiçbir emir kumanda zinciri olmayan, eğitimi olmayan 500'e yakın
üniversite öğrencisi ve buna katılan Londra'dan ve başka yerlerden katılan 5-10 kişi daha. Böyle bir grup, bunun bir savaş gücü olmadığı apaçıktır. Nitekim barış gücü askerleri de bunun farkına vardılar ve bize acıyarak çeşitli şekillerde yardımcı olmaya çalıştılar. Barış gücünden birileri geliyor ve Denktaş Bey'e iki saat sonrasında Rumlar ciddi bir saldırıya geçecekler. Dolayısıyla izin verirseniz yaşlılarınızı, kadınlarınızı, çocuklarınızı alıp gidelim diye bir teklif getiriyorlar. Denktaş Bey çok sert bir yanıt veriyor. Kesinlikle bu olmaz. Sizin barış gücü olarak göreviniz buradaki saldırılara dur diyebilmektir. Yoksa işte alıp yaşlıyı götüreceksiniz, çocuğu götüreceksiniz, kadını götüreceksiniz. Geriye kalan gençlerin de kıyımına seyirci kalacaksınız. Böyle bir barış gücü olamaz. Bunu şiddetle reddediyorum ve bilmenizi isterim ki burada mevcut olan o gençlik dediğiniz mücahitler Kıbrıs Türk halkının kaymağıdır. Hepsi de yüksek tahsil gençliğidir. Onların kıyımına göz yumanız bir insanlık ayıbıdır diyerek onları gerisin geriye gönderiyor. Ve tabii ki barış gücünün söylediği gibi iki saat geçmeden Rumlar hakikaten saldırıya geçtiler. Bir taraftan batarya atışları yapıyor avan toplarıyla, tepkisiz toplarla. Bir taraftan da denizden hücum botlarıyla. Ama burada hiç unutamadığım bir olayı özellikle dile getirmek istiyorum. Düşünün, bu tarih 8 Ağustos tarihidir. Yani Ağustos'un o sıcak ikliminde uyuyan bir deniz, Rum hücum botlarının bizi bombalamaya başlamasıyla dev dalgalar halinde kükreyen bir çizgiye ulaştı. Büyük bir bombardıman, büyük top atışları, bazukalar, efendim toplar, silahlarla bizi dövmeye başladılar. Biz de onlara karşı cevap vermeye başladık. Çarpışmaya başladık tabii. Ve bu sırada bazı işte köydeki, diğer birlikteki arkadaşların geri çekildiğini öğrendik telsizlerden. Bize de haber geldi. Ağır ağır geri çekilin. Çünkü Erenköy'de toplanacağız. Ve daha sonra uçaklar gelip işte Rumları bombalayacaklar. Bu nedenle ağır ağır geri çekilmeye bakınız dediler. Kendinizi kurtarmaya bakınız dediler. Bize haber geldi, uçaklar geliyor, beyaz çarşaf serin mevzilere, çünkü Rum mevzileriyle aramızdaki fark ortaya çıksın şeklinde. Hemen beyaz bayraklar falan serildi, herkes hazır. İki saat sonra Rumlar öğrendiler beyaz çarşaf olayını, onun için beyaz çarşafları kaldırın, otları yakın ve dumanını Rum tarafına gidecek şekilde iş bir bezle falan bir jeli sallayın, Rum mevzilerini gösterecek şekilde. O şekilde yaptık. Takriben saat 4:10 geçiyordu. Bir uçak gördüm. Tek bir uçak. F-84 dedikleri modelden bir uçak. Şöyle geldi Erenköy'ün üzerine. Bizim mevzilerin üzerinden bir daldı. Bir selam verdi. Çekti gitti. Moralimiz bir o kadar daha bozuldu. Çünkü aklımıza geldi 25 Aralık'ta yine aynı şekilde Türk uçakları Lokoşa üzerinde ihtar uçuşu yapmışlardı. Dedik herhalde bu da ihtar uçuşudur ama bu defa çok ciddi.
işimiz zor. Derken arkadaşlar bakıyorlar. Yo diyorlar, bakın uçaklar geliyor. Dedim yok ya, ben gördüm dünkü bu alemi. Bu karaltıdır, bunlar turna sürüsüdür falan geçer. Yo ne turna sürüsü? Turna sürüsü de böyle süratli mi gelir falan dediler. Uçaklar şöyle geldi kuzeyden, bize yine aynı şekilde selam verdi uçaklar. Ve karşı Rum cephesini bombalamaya başladılar. Bir müddet sonra 3 tane yine uçak geldi. Bizim tam bulunduğumuz tepenin üstünden dalışa geçtiler. 3 defa dalış yaptılar. Ve 3 dalışta bizim köyümüzü, Erenköy'ü hem taradılar hem de topa tuttular. O 3 dalışta aşağıya baktığımız zaman köy toz duman içerisinde, cephanelikler ateş almış, camiler yıkılmış, binalar yıkılmış bir vaziyet de gördük. İnanamadık. Dedik önce Türk uçakları mı yapıyor bunu zannettik. Sonra o dalışlarından o kadar alçakta dalış yapıyorlardı ki Yunan bayraklarını gördük. Anladık ki bunlar F-100 Yunan uçaklarıydı. Biraz bocaladık tabii. Türk uçakları geldi gitti. Bunlar sonra nereden çıktı geldi da bizi bombalamaya başladılar. Ve arkasından ansızın Türk uçakları geldi. Ve Türk uçakları da işte Rum mevzilerini taramaya, bombalamaya başladılar. Onu görünce çok sevindik. O kadar alçaktan uçuyorlardı ki İnanamadık. Derdik ki yani bu kadar alçaktan niye uçuyor bu uçaklar? Yani şöyle breni tutsak, üzerine ateş atsak uçağı düşürebilecek pozisyonda bir hal var diye. Ve nasıl olurdu da Rumlar bunu yapamıyordu falan gibisinden. Ama tabii o uçakların korkusuyla herhalde bombardımanlarıyla Rumlar tamamen silmişti. Her taraftan dumanlar çıkardı. Bütün köylerini bombalamışlar, hücum botlarını bombalamışlar. Bütün köyleri dumanlar içerisinde bertaraf olmuştu. Erenköy'de gelişen olaylar ve Erenköy'de olan olayların sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin müdahalesi Kıbrıs Türk toplumuna ve bütün dünyaya tabii ki ve bir mesaj vermiştir. Verdiği mesaj şu: gerekirse biz buradayız. Biz gerekli olduğumuz zaman size her türlü yardımı yapmaya hazırız, yapacağız da. Bu mesaj çok ciddi bir şekilde verilmiştir. 9 Ağustos'dan sonra ateşkes ilan edilmişti. Bu süreçte artık yavaş yavaş yeni gelen komutanın da telkinleriyle bir toparlanmaya girdik. Bölükler, mangalar, takımlar kurulmaya başladı ve bir düzen geldi. Bu çalışmalardan sonra uzun süre bir sükunet sağlandı. Bütün arkadaşlarda bir bıkkınlık hasıl olmuştu. Çünkü gidecek bir yeri yok, artık bir hedef yok. Hep bekleme sürecine girdik. Ne yapmamız gerekir? Karargah birliğinde görev taksimleri yapılmaya başlandı. Ve sosyal aktivite olarak Eğitim Bakanlığı'nın izniyle ortaokul ve lise eğitimi vermeye başladık. Erenköy bölgesinde bulunan köylerin baş harflerini alarak Esbam ve Mücahit diye iki tane yerli gazete çıkardık. Folklor gösterileri yaptık, müsabakalar yaptık, yarışlar düzenledik, birincilikler, ikincilikler oldu. Erenköy ligini uygulamaya başladık, şampiyonalar, maçlar düzenledik.
Bu süreç uzadığı müddet arkadaşlardaki bu huzursuzluk bir an önce geriye okullara, okullarımıza dönmemiz gerektiği inancı artık hasıl olmuştu. Ve birçok arkadaşlarımız bunalıma girdi. Orada bazı hoş olmayan olaylar da yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Erenköy'den tahliyemiz kararı çıktı. Ve daha sonra bilindiği üzere gruba halinde gemi konağına nakledildik. Oradan da gemiyle tekrar İskenderun'a dönmüş olduk. Ve böylece bu Erenköy macerası sonlanmış oldu. Ama bu iki senelik mücadele bize çok şeyler öğretti. Birlik ve beraberlik içinde Kıbrıs Türkü'nün başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Karım benim, ruhumda tomurcuklanan baharım benim. Sakın içlenip bir şeyler söyleme. Daha dün havalar ne güzel, ne boştu deme. Kıbrıs'ta bir dram oynanıyor, açıldı perde. Ölümü çarmıha gireceğiz karıcığım çelik süngülere. Bundan böyle boş kalan yastığıma 10 aylık oğlum koysun başını. Ve sen ona öğretmelisin karıcığım adından önce İstiklal Marşı'nı. Gözlerinde yurdum, engin denizleri dalgalanan kızım sorarsa beni, de ki, deden daha dün yurt yolunda ölmüştü, bugün baban aynı yolun daha şereflisine düştü. Gerçi bu yol Tuna kıyılarında bitmiyor, lakin onun gözlerinde güzel ada yeşil Kıbrıs tütüyor. Böyle söyle, böyle de, böyle yaz. Çünkü karıcığım, yurt olmayınca hiçbir şeyin olmaz. Thank you.